ortaya çıkınca ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Avukatıyla konuştum. İki şeyi sordum. Cumhurbaşkanı'na götürdüğüyle benim kaynaklarım, üç farklı kaynağım. Sayın avukatı, Sayın Levent Göktaş'ın en az iki defa İnan Kıraç'ı bu konuyla konuşmak üzere Cumhurbaşkanı'na götürdüğü ve konuyu Cumhurbaşkanı'na ilettiği İnan Kıraç'ın iddiası var. Çok güvendiğim kaynaklarım ama avukat İnan Bey'in avukatı Levent Göktaş, ki özel bir isim, sıradan bir isim değil Sayın Levent Göktaş, bunu yalanladık ve hatta yazılı olarak bana yanıt verdi ilk olarak. Kesinlikle ben veya başka birisi Sayın İnan Kıraç'ı Sayın Cumhurbaşkanı'na götürmedi, bir görüşme yapılmadı. İkincisi bu... Yani ama başka kaynaklar diyorlar ki gittiler. Gitti. İki kere görüşme yapıldı diyor. Bu konuyla ilgili görüşme yapıldı diyor. Zaten Sayın İnan Kıraç da ben Cumhurbaşkanı'yla görüştüm ama bu konuyu görüşmedim diyor. Bu arada da avukatlar bir araya geldi, parayı avukatlarla belirledik. Bunun üzerine şirketin değerinin $78 milyon aldığı söyleniyor. $85 milyon İnan Kıraç'a satmaya çalışıyor. İnan Kıraç diyor ki hayır, bu şirketin değeri $40 milyon eder diyor. O $40 milyon hikayesi oradan çıkıyor ama sonra $6 milyon satılıyor. Bunun üzerine ben bugün tekrar... Şimdi 40 milyona satarım diyor İnan Kıraç iddialara göre. Diyor. Pardon, alırım diyor. Çünkü kurtulmak istiyor Sezgin Baran Korkmaz'dan. Karşının şirketin yönetimde ortağı olmasın istiyor. Kendi şirketinin ortağı olmasın diye. 40 milyona alırım diyor. Sezgin Baran Korkmaz $80 milyon istiyor. 40-80 birden $6 milyon bitiyor. Şimdi sonra da Sezgin Baran Korkmaz diyor ki ben aslında satmayacaktım ama üstümdeki siyasi baskılar o noktaya geldi ki satmak zorunda kaldım ben $6 milyon diyor. Bunun üzerine Nasrullah Ayan bir hesap yaptı. Şirketin, yani Sezgin Baran Korkmaz gitse, hisseleri götürse, borsada satsa, o günkü fiyat üzerinden şirketin değeri 950 milyonla 1 milyar arası para geçecek. Borsada işlem görüyor çünkü bu hisseler. Borsada satsa bu kadar. Niçin $6 milyon 8'den bile hesap ettik ki o zaman 8 değildi ama öyle bir de 50 milyon liraya niye satsın? Hı. Deli mi bu adam? Bu iddiaları tekrar yönelttim Sayın Levent Göktaş'a. O da bana döndü, beni telefonla aradı. Bu aralarda herkes telefonları kaydettiği için sözcüklerimi ayrıntılı bir şekilde ifade ederek, yani bir yanlış anlamaya bir yer vermeyecek şekilde tane tane şey yaparak ben de sordum. Hepimiz başına neler geleceği belli olmaz diye tane tane sordum. O da dedi ki şirketin çok da borcu var dedi. Yani sadece o değer üzerinden bakmayın. Holdingin çok da borcu var, yani ilişkiler ağı var. Dolayısıyla $6 milyon son derece normal bir fiyattır ve karşılıklı anlaşıldı. Bunun üzerine dedim ki iyi de Sezgin Baran Korkmaz ben satmazdım asla bu fiyata. Üzerindeki siyasi baskı çok arttı dedi. Bunun üzerine dedi ki o açıklamayı niye yaptı bilmiyorum. İsteyenler dedi giderek mahkemede not aldım. Dosyaya bakabilirler ve tek tek görebilirler bütün ayrıntıyı. Tutanak tuttuk, şirketin değeri budur. Sezgin Baran Korkmaz'la da el sıkıştık. Bu açıklamayı niye yaptı bilmiyorum dedi. Kendi şeysi, son durumu bu. Ama burada şunu unutmayalım. Nahum kardeşlerle İnan Kıraç arasında bir gerilim olduğunu, mahkemelik olunduğunu biliyoruz. İddia, bir başka iddiada diyor ki Nahum kardeşler Sezgin Baran Korkmaz'a İnan Kıraç'ın başı derde girsin diye bu hisselerini zaten verdiler. Yani garip bir şeyin ortasındayız. Ama ben... Ama sonuçta Sezgin Baran Korkmaz ortalarda gezinip TÜSİAD üyelerini, Türkiye'nin kocaman kocaman şirketleriyle ilişki Barış kurmuşlar Soydan'a yani. Önce... Bu pazarlıklar yapılıyor. Yani bu bir yani demek ki bir SECR araştırması yapılmamış, geriye dönük bir araştırma yapılmamış mı? Yoksa yani nasıl olmuş da olmuş bütün bunlar? Ve tabii o araya girenler kim? Şu o böyle bir... Yani şimdi İnan Kıraç aksini söyleyene kadar biz onun söylediklerini kabul etmek zorundayız. O görüşmedim diyor. Senin kaynakların görüştüler diyor. Görüştüler görüşmediler bilmiyoruz. Onu yine biz yargısına... Ama birileri devreye girmiş ama, mi? Ama Sedat Peker'in ortada bir iddiası vardı. Sezgin Baran Korkmaz 4 Aralık'ta
İçişleri Bakanlığı'na gittiyse zaman, ki yalanlanmadı, gittiği zaman ona Sayın İçişleri Bakanı'nın yukarısı böyle istiyor diyerek Cumhurbaşkanı işaret ettiği iddiası var. Bu iddianın da bir basit bir şekilde yalanlanması gerekiyor. Burada bir tek bir küçücük parantez, Barış Soydan'ı bir altlık olarak izniyle bir şey anlatıp bitirmek istiyorum. Ortada bir şey var. Bana bir telefonda bir belge gösterildi. Yan yanayken bana belge gösterildi. Belge bir bakandan Türkiye'nin önemli kurumuna, Türkiye'deki önemli bir kurumuna gönderilmiş bir mesaj. Mail adresi ve imza kısmı karalanmıştı. Sordum kim olduğu, bana söylendi ama burada söyleyemem. Çünkü ben orada karalanmıştı, görmedim. Ama orada şöyle bir iddia var. İddia o ki Sezgin Baran Korkmaz diyor ki Ankara'daki yetkililere, bir bakan bu arada olduğu iddia ediyor. Bana gösterilen şeyin kaynağımı öyle diyor. Adını da verdi ama söyleyemem. Diyor ki ben TÜSİAD'a üye olmak istedim. 1,5 yılda TÜSİAD'a üye olmak için uğraşıyorum. Neden üye olmak için uğraşıyorum? İşte bu hani iyilik melek oluyor, okullar yaptırıyor, çocuklara bilgisi, tabletler. Bir yandan da itibar inşa etmeye çalışıyor. Ben saygın bir iş adamıyım, çok iyilik severim intibası yaratmaya çalışıyor. TÜSİAD üyesi de bu yüzden olmak istiyor. Ama diyor ben hükümete yakın olduğum için beni üye almadılar. Mailde bu yazıyor. Diyor ki yani bana gösterilen şeyin bu olduğu iddia ediliyor. Efendim TÜSİAD'a üye alınmadı, 1,5 yıldır uğraştın sonra üye alınmadı diye. Bunun üzerine döndüm TÜSİAD'a sordum. Dedim ki TÜSİAD'da reddedilenen dosyası diye bir dosya var. İnceleniyor, üye olabilir mi olamaz mı diye bakılıyor. Reddedilenler de üye olursa üye oluyor, reddedildiyse de gerekçesiyle yazılıyor. Reddedilmiş mi diye sordum. Resmi olarak sordum, oradaki haber kaynaklarıma sormadım. Resmi yoldan TÜSİAD'a sordum. Dedim ki Sezgin Baran Korkmaz TÜSİAD üyesi olmak için size başvuruda bulundu mu? Siz bunu reddettiniz mi? Reddettiyseniz neden reddettiniz? Çünkü üye değil. Onlar da bana döndüler, resmi olarak şu yanıtı verdiler. Bize Sezgin Baran Korkmaz'ın herhangi bir başvurusu olmadı dediler. Bunun üzerine bu acayip bir şey, niye böyle oldu diye sordum. İki iş adamı üzerinden TÜSİAD beni üye alır mı diye, çünkü TÜSİAD'da birinin size kefil olması çok önemli bir şey üyelik sürecinde, girişimde bulunuyor. Hayır, böyle bir şey olursa itirazlar olacak deniyor kendisine ve o yüzden de resmi başvuru yapmıyor. Benim ulaştığım bilgi de bu. Bunu da söylemiş olur. Peki, şimdi dönelim Barış Soydan'a. Barış, öncelikle bu meselede söyleyeceğim bir şey var mı? Ondan sonra diğer iddiaları sana sormak istiyoruz. Yani Borajet iddialarını ve onunla birlikte ortaya çıkan diğer bilgileri. Ne yani bu son Emin'in anlattığı İnan Kıraç meselesi ve bağlantılı durumlarla ilgili var mı bir tespitin? Şimdi yani İnan Kıraç meselesinde yani Karsan'ın ortağı olan Silkolüx şirketi biliyorsunuz aldığı Nahum kardeşlerden. Silkolüx Lüksemburg'da kurulu bir şirket ve Silkolüx'ün %28, %27, %28 ortaklığı var Karsan'a. Evet. Karsan'ın piyasa değeri, yani Karsan biliyorsunuz borsaya açık bir şirket. Piyasada işlem görüyor. Dolayısıyla piyasa değerini hesaplayabiliyoruz. Yani Karsan bugün ne kadar şirketin tamamını almaya kalksak borsadaki hisse değerinden baktığımızda 3.2 milyar TL. Bugün itibariyle değeri, yani oradan baktığımızda Silkolüx eğer %27'sine sahipse Karsan'ın, yani demin Emin Bey'in söylediği gibi bir 1 milyar TL'lik Nasrullah Ayan sanıyorum, o da borsa değerinden bir hesap yapmış, ortaya yaklaşık 1/3 olduğuna göre şirketin hisse payı demek ki 1 milyar TL gibi bir rakam çıkıyor. Bugün Mehmet Yılmaz T24'te İnan Kıraç'ın bu açıklamasıyla ilgili bu açıklama da açıklamaya muhtaç demişti. Doğru, şimdi hani borsa değeri üzerinden baktığımızda 6 milyon doları kat kat aşan bir tutar var ortada. Yani Silkolüx'ün, yani Nahum kardeşlerin Lüksemburg'daki şirketi ki Sezgin Baran Korkmaz'ın aldığı şirket o. Hakikaten çok daha fazla etmesi gerekiyor. Ama öbür yandan da tabii şu da var, Sezgin Baran Korkmaz geçmişte bu tip böyle satın almalarda çok tartışmalı dava konusu olmuş, mahkemeye düşmüş, şeylere, anlaşmazlıklara hep taraf olmuş. Ve bu anlaşmazlıklarda da
işte yani hani bir takım hukuk dışı yollarla dolandırmakla suçlanmış. Ve üstelik yani onun Amerika'daki iddianameleri baz alıp baktığımızda karşımızda çok ağır dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan, üstelik Amerika'daki mahkeme tarafından çeşitli kanıtlar da sunulmuş bir dosya var. Yani şimdi borsa tutarı üzerinden İnan Kıraç'ın açıklamaya muhtaç olmakla birlikte, yani bir terazinin bir kefesinde bir ağır dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan ve 225 yıl hapsi istenen bir kişi var. Öbür tarafta da Koç Holding'in eski CEO'su, Vehbi Koç'un kızının eşi, Koç Holding'in en büyük hissedarı İpek Kıraç'ın da babası. Ve bu arada Türkiye'nin çok önde gelen bir holdingin de patronu, Kıraç Holding'in de patronu. Hakikaten hani saçını sakalını bu ekonomide, bu iş dünyasını ağartmış bir insan var. Yani ikisini bir kefeye bence koymak da çok doğru değil. Yani İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz'ı ikisinde eşit muamele yapmamak gerekiyor. Fakat bu arada ilginç size bir şey söyleyeyim. Ben bunu 1 Ekim tarihinde yazmıştım. Bu Silkolüks'ün satılmasını ilk Emre Özpeynirci, biliyorsunuz otomotiv gazetecisi, eski Hürriyet'teydi, uzun yıllar oradan çıkarıldı falan, çok deneyimli bir gazetecidir. İlk o yazdı Twitter'da. Eylül'ün son günleriydi. Ben de onun tweetinden yola çıktım.